Música Evet arkadaşlar boş bir Blender sayfasına geçtik artık çalışmamıza başlayabiliriz. Buradaki küp üstünden giderek sahnemizi oluşturacağız. Sahnemdeki herhangi bir mesh halindeki bir objeyi seçtikten sonra tap ile edit moda giriyorum. Hatta şöyle yapalım isterseniz şuradaki fontu biraz büyütelim ki sol alt köşeden bastığım tuşlara görün arkadaşlar. Bazen bunları söylemeyi unutabiliyoruz ders esnasında. Buradan takip edebilirsiniz. Şimdi tap ile edit moda girdikten sonra arkadaşlar şu kısma geliyorsunuz. En altlardan measurement kısmına geliyorsunuz ve edge length kısmını aktif ettiğim zaman objemizin kenarlarında bölümlerini görebiliyorsunuz. buna siyah tonda olduğu için seçimi biraz zor olabiliyor arkadaşlar. O yüzden edit preference kısmından temalar bölümüne geliyoruz. Şuradan hemen temaya geldik. 3D i̇şte viewport'a geliyorsunuz. Şöyle aşağılarda edge kısmında bir isim olacak. Hemen onu bir bulalım bakalım neredeydi? O. Evet hemen bulduk burası ve bunun da rengini şöyle beyaza çekiyorum ve buradan da save diyerek bunu kalıcı hale getirdim. Evet yazılarımız daha düzgün bir şekilde gözüküyor. Bunu metre cinsi değil de santimetreye dönüştürelim arkadaşlar. Hemen units kısmından da bunu santimetre olarak belirliyor Okey şimdi grid panelin üzerine şuradaki küpümüzü hemen taşıyalım. G, Z ardından 100 diyerek ve enterlıyorum ve küpümü buraya taşıdım arkadaşlar. Şimdi odamızın genişliği kaça kaç olacak bunu hemen belirlememiz gerekiyor. Yine klavyeden 3 tuşuna basarak face strategy moduna geçiyorum. G, X yapıyorum bunu 200 santim daha şöyle büyülttüm hatta 100 santim bile büyütebilirim. Yani bunun uzunluğunu 5 metre civarında yaptım. G, Y yapıyorum burada da bir 200 santim civarında şöyle büyütüyorum. Odamızın boyutunu şöyle baktığımız zaman 4 metreye 5 metre civarında yaptığımızı görebiliyorsunuz. Şimdi ufaktan kameramızı sahnemize nasıl yerleştireceğiz ona bir karar verelim. Ben şu tarz bir açılan sahneme bakmak istiyorum arkadaşlar. Tap ile obje moda döndüm. Shift da menüsünden bir tane kamera ekliyorum. Ctrl Alt 0 ile kameraya baktığım açıya getirdim. Sahnemiz aslında bir tane kamera varmış galiba. Neyse onu silelim. Şimdi sahnemize kameramız bu bakıyor. Şöyle de kameranın açısına geçtiğim zaman böyle bir görüntümüz var. Şimdi odamızın yüksekliğini aslında ya, ayarlamayı unuttuk. Onu da GZ yapıyorum. 60 santim civarında daha yükseltiyorum. Yani 260 santim civarında bir kat yüksekliğimiz de oldu diyebilirim. Şimdi sıfır ile tekrar kameranın açısına geçiyorum. Kameramı seçtim. Bakalım kameramızın pozisyonu nerelerdeymiş. Ortalama GZ yaparak şöyle kameramı zemine gelecek bir şekilde bırakıyorum. Hatta buradan snap'i aktif etsek mi? Burada çalışır mı? Tam bilmiyorum ama. Daha doğrusu kamerada çalışıyorum bilmiyorum. Bakalım GZ ve snap'i yapıştırdık. Gayet güzel. Tamam. Şimdi GZ yapıyorum. Ortalama 100 santim civarında bunu yukarı taşıdım. Sıfır ile kameranın açısına geçiyorum. Burada bakıyorum şimdi kontrollü bir şekilde bunu ayarlayabilirim. Direkt 50 yapıyorum veya şöyle yapalım. 50 yerine ilk başta bir 40 civarına kadar çekiyorum. Tamamdır. Şimdi kameram seçilirken kameralar ayar bölümüne geliyoruz. Fokal lens değerini shift ve sol klik ile biraz şöyle düşürüyorum. Kameranın fokal lens değerini düşürdükçe daha geniş açıdan bu şekilde sahnemi görebiliyorum. Tabi bunu fazla da düşürmenizi tavsiye etmem. Gerçekçiliği bozabiliyor arkadaşlar. İç mekanlarda bir tık ayarlayabilirsiniz. Veya şöyle yapın. Kameranın olabildiğince odanızın şöyle arkasına doğru çekebilirsiniz. Evet bu şekilde bir açıya kavuşmuş olduk. Baktığımız zaman şimdilik bu tarz bir açıda kullanabiliriz. Gerekli kısımlarda düzenlemeler yapabiliriz. Şimdi odamı seçiyorum arkadaşlar. Tap ile oda girdim. Ctrl V ile bir loot kat attım. Bunu aşağı kadar çekip bırakıyorum. GZ yaptım. 15 santim civarında yukarı kadar taşıyorum. Burada bir pencere boşluğu yapacağım. Yine Ctrl V ile bir loot kat atıyorum. Sona kadar getirdim. GX yapıyorum. Burada da ortalama bir 30 santim civarında eksi yön de çekiyorum. Yine Ctrl V ile bir LUT kat atıp sona kadar getirdim ve bıraktım. Şöyle dışarıdan da bakabiliriz. G, X yapıyorum. Ortalama burada 200 santim civarında bir pencere boşluğu istediğim için 200 santim getirdim ve bıraktım. Baktığım zaman eksi yönde de taşıdığımı görebiliyorsunuz. Bazı işlemlerde taşıma yaptığımız zaman eğer istediğimiz doğrultuda gitmiyorsa klavyeden eksi butonuna basabilirsiniz. Yine Ctrl V ile bir LUT kat atıyorum. Yukarı kadar taşıdım. G, Z 50 santimde yani döşeme payı gibi de düşünebilirsiniz. 50 santim civarında aşağı kadar çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 195'e 200 santim civarında bir pencere boşluğumuz oldu. Extrude yapıyorum. 20 santim civarında dışarı kadar taşıdım ve burayı paste diyerek siliyorum arkadaşlar. Baktığımız zaman da burada penceremizin boşluğunu bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi ışıklandırma kısmına geçmeden önce arkadaşlar HDR'larımızı indirmemiz gerekiyor. Daha doğrusu bir HDR indireceğiz ama hemen nereden indireceğiz onu da göstereyim. Yine arkadaşlar Polyheron sitesine giriş yapıyoruz. Buradan HDR'lar bölümüne geldiğimiz zaman buradan istediğiniz HDR'lar indirin arkadaşlar. Ben buradan bir iki tane HDR indirdim. Onları ders esnasında kullanacağım. Şimdi nasıl bir HDR kullanmak istiyorsunuz? Daha doğrusu nasıl bir ışıklandırma kullanmak istiyorsunuz? Hemen onun kararını vermeniz gerekiyor. Güneş tonlarının hakim olduğu mu yoksa böyle daha çok beyaz tonların hakim olduğu bir aydınlatma mı istiyorsunuz? Ona göre HDR'nızı indirmeniz gerekiyor. Ben iki tür HDR indirdim. Birisi böyle hafif güneşin olduğu bir HDR. İkincisi ise bu tarz beyaz bir HDR. HDR'ların ismini hemen şöyle hızlı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bu isimleri zaman zaten hemen önünüze gelecektir arkadaşlar. Veya açıklama kısmına link olarak ekleyebilirsem oraya ekleme oradan da indirebilirsiniz. İsimlerini de bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi HDR indirdiğiniz varsayıyorum. Hemen aydınlatma kısmına geçelim. Biz bu derste Cycles Render kullanacağımız için hemen Cycles'a geçiyoruz ve ekran kartıma geçiyorum. Ctrl B ile şöyle kameranın açısını seçiyorum. Z ile Render moduna geçiyorum arkadaşlar. Hemen bu kısımdan da World kısmına geliyoruz ve buradan da Environment Texture diyorum. Open kısmına tıklıyorum tek şüller içine gidiyorum. Buradan ilk başta hafif güneşin etkisinin olduğu HDR'ımı seçiyorum ve Open Image diyerek yükledim. Şimdi ışığın içeri az girdiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen buradaki Stringe değerini şöyle ilk başta 20'ye kadar yükseltiyorum. Evet 20 yaptığım zaman gördüğünüz gibi içerinin daha böyle aydınlık bir tarzda olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bakıyoruz buradan bir başka olan HDR'ımı da seçtiğim zaman ışıklardaki tonlamaların değiştiğini de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan yardımcı ışıklarda sahnenizi ekleyebilirsiniz veya şöyle söyleyelim şu arka kısmını ekstra pencere tarzında yerler açabilirsiniz. Eğer bunu orijinal bir mimar proje yapıyorsanız içeriye ışıklandırma objeleri de ekleyebilirsiniz. Mesela gizli yardımcı ışıklandırma deniyor bunlara. Lambalar vesaire bu tarz objeler ekleyebilirsiniz. Veya pencerenin şu ön kısmına bir tane obje ekleyip buna ışık özelliği verebilirsiniz. Veya arya tipinde bir tane lamba da ekleyebilirsiniz. Arya tipindeki lambanın formunu yani x ve y eksenlerinde büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Pencere boyutu ekledikten sonra bunu da ayarlayabilirsiniz. İlk başta ben HDA üstünden gideceğim. Hemen şuradan da Denoise'i bir aktif edelim istiyorsanız. nasıl bir sonuç veriyor bir görelim. HDA'mız bu şekilde bir aydınlatma bize sağladı. Belki 20 derece fazla gelmiş olabilir. Bunu ilerleyen zamanlarda kullana kullana değiştireceğiz. Yani ilk başta bir 10 yapalım. Gerekirse farklı farklı değerlerde bunları kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi evet genel olarak sahnemizin yapısını ayarladığımızı varsayıyorum. Şimdi sahnemizi objeleri yerleştirmeye başlayalım arkadaşlar. İşimizin en zevkli kısmı burası. Hemen buradan Asset Browser kısmına geliyoruz ve buradan da 3D Asset adında oluşturduğumuz klasörü seçiyoruz. Sonrasında buradan da Mobilyalar kısmına geliyoruz. Koltuklar kısmından başlayalım. Hemen sürükleyerek sahneme bırakıyorum. VZ 90 derece döndür dedim arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım üstten görünüm modunda bunu bir tık şöyle geriye çekebilirim veya şöyle yapalım mı arkadaşlar. Burada biraz boyutlandırmalarda oynayacağız. Bu biraz büyük geldi bana. Şöyle S tuşuyla bunu biraz şöyle küçültüyorum. Önden görünüm moduna geçiyorum numara keypad'den bir basarak bunu şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuradan da move komutumu seçeyim. GX yaparak bunu şöyle biraz duvara yakın bir şekilde getirecek şekilde bırakıyorum. Evet bu şekilde mobil birini yerleştirmiş olduk. Baktığımız zaman zemine de sıfır bir şekilde durduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bunun yanına sağına sonra farklı objeler de koyabiliriz. Bir tane şunu koyduk. Bunu da 90 derece döndürdüm. Biraz şöyle küçültüyorum ve Z yaparak biraz şöyle hafif açı veriyorum ki böyle biraz daha farklı gözüksün istedim. Tekrar material preview o moduna geçtiğimiz zaman gayet güzel tatlı bir şekilde gözüktüğünü görüyoruz. Şimdi dekollar kısmına geliyoruz veya buradan farklı kısımlara da bakalım hemen. Raflar kısmından da hemen şu rafımızı şöyle ekliyorum. Bunu da bir tık şöyle küçülttüm. Hatta önden görünüm modunda bakıp yapabiliyoruz bunu. Şöyle ayarlıyorum. Üstten görünüm moduna geçtim. Bunu da şöyle duvarın tam şu kısmına gelecek şekilde ayarlayıp bırakıyorum arkadaşlar. Bir tık belki şöyle çekebilirim. Tamamdır. Şimdi hemen bakalım burada neyimiz varmış? Masalarımız varmış. Şu masayı da şöyle tutup öne bırakıyorum. Onu da 90 derece döndürdüm. Hemen şöyle yine yandan görünüm modunda bir tık şöyle küçültüyorum. Şöyle objelerimin tam önüne gelecek şekilde bunu da ayarladım. Hatta şöyle getirip bırakıyorum. Bir tık belki şöyle çekebilirim. Evet. Odamız biraz küçük olduğu için objeleri hafif biraz büyük tutmamda herhangi bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Tekrar materyal preview modunda baktığım zaman gayet güzel. tane pervaz ekleyeceğiz. Onu en son aşamalara bırakıyorum. Raflardan ekledik ve vazolardan da ekledik. Şimdi pervazlar kısmından da bir şeyler ekleyelim. İlk başta şöyle yapalım. Zemini seçtikten sonra edit modda şuradaki tam kenar noktasını seçiyorum ve kursörde select diyerek kursörümü buraya yolladım ve obje moda dönüyor. Arkadaşlar buradaki pervaz modellerini 3D Sky sitesinden indirebilirsiniz. Bunlar ücretsiz modeller. Yine büyük ihtimal videonun açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. Oradan bunları indirebilirsiniz. Şimdi herhangi bir yönü şöyle sahneye sürüklüyorum arkadaşlar. Shift S denk. kürsör dediğim zaman buraya yolladım. VZ 180 derece dönder dedim. Şimdi burada S tuşuyla şöyle biraz yıl işlemi yapacağım ama bu çok hoşuma gitmedi açıkçası. Şunu ekleyelim. Evet bu biraz daha iyi. Bunu 90 derece döndürdüm ve bunu da şöyle yolluyorum. S tuşuyla hemen ortalama bir büyüklükte bunu ayarlıyorum. Yani hemen hemen şuradaki duvarımın boyutu kadar. Ctrl A'dan diyorum. Üstten görünüm moduna geçiyorum. Edit moduna girdim. Şurayı siliyorum direkt. Burayı seçtim. Bunu şöyle duvara kadar sabitliyorum. Bunu da GX diyerek Snap ile buraya kadar sabitliyorum. Sonrasında obje moda döndüğüm zaman bu şekilde de perdelik kısmımızı daha doğrusu süpürgelik kısmımızı halletmiş olduk arkadaşlar. Evet raflar kısmından vesaire derken genel objelerimiz ekledik. Şimdi buraya bir tane cam eklememiz gerekiyor. Hemen camımızda nasıl ekleyeceğiz? Hemen yine eklentiler kısmına geleceğiz ama ne oldu bir şey mi yaptık yanlışlıkla? Yok tamam sıkıntı yok devam edelim. Şöyle tekrar bir bakalım tamam. Şimdi eklentiler kısmından yani edit preference kısmından add-onlar sekmesine geliyorsunuz. Buraya aç. Watch yazdığınız zaman Ashmesh Edonu var. Hemen buradan bunu aktif ediyorsunuz ve buradan da yine kalıcı hale getirebilirsiniz. Şimdi buradan pencere ekleyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki zeminimiz daha doğrusu binamızı seçtikten sonra 3 ile Face modunda buradan hemen kürsör buraya yolluyoruz. Obje moda döndük. Shift A menüsünden Mesh kısmından bir tane Real Windows ekliyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra Ne'ye tıklıyorsunuz ve buradan hemen Create kısmına geliyorsunuz. Sonrasında buradan bunun ayarlarını değiştirebilirsiniz. Hemen şöyle biraz büyük Atalım ki bu neyin ne olduğunu daha iyi anlatabilelim. Buradan height yani yüksekliğimizi şöyle yükseltiyorum. Hatta burada yine şöyle önden görünüm modunda gösterirsem bence daha iyi olur. Buradan şöyle duvarımı boyutunca ayarlıyorum arkadaşlar. Evet gayet güzel. Şu kısmından da hemen şöyle genişliğimizi ayarlıyoruz. Şöyle yakından gösterelim. Evet hafif duvarın içine girmesine herhangi bir şekilde bir sakınca yok. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Veya şöyle çok daha simetrik ayarlamak istiyorsanız böyle ayarlayabilirsiniz. Evet bu şekilde de penceremizi eklemiş olduk arkadaşlar. Z ile tekrar bir render moduna şöyle bakalım. Nasıl duruyor bir görelim. Şuradan da denoize'ı ben kapatayım şimdi donmalar falan olmasın, sıkıntı yaşamayayım. Evet, şimdi şuradaki objemizin materyali olmadığı için böyle gösteriyor. Normal. Yani şuradan kaldıp new diyorum ve bu şekilde de buna bir tane default ayarlarda bir materyal atamış olduk. Genel anlamda gayet güzel bir sahne oluşturduk diyebilirim. Şu biraz boş kaldı. Eğer bu arada hazır model halılarınız falan varsa ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Veya farklı modellerde ekleyebilirsiniz. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapacağım. Şurası biraz boş kaldığı için dekollar kısmından mı eklesek acaba direkt koltuklar kısmından şunu şöyle bir ekleyelim arkadaşlar. S tuşuyla biraz küçültüyorum. 90 derece döndürdüm veya şöyle açılı bir şey de yapabilirsiniz hafif şöyle gelecek bir şekilde en azından hani kameranın kadrajını da biraz doldurmak için böyle bir açıya getirdim. Böyle bırakabilirim. Buradan farklı modellerde ekleyebilirsiniz veya şöyle de yapabilirsiniz. Bunu mu eklemiştik? Yok ötekini eklemiştik galiba şöyle bakalım. Bunu da şöyle döndürüyorum 90 derece. Şöyle getirdim bıraktım. Hatta bunu da şöyle biraz küçültebilirsiniz. Yani maksat burada kameranın kadrajını doldurmak. Evet arkadaşlar render moda da girdiğimiz zaman böyle bir görüntü bizlere karşılıyor oldu. Tamamdır. Şimdi artık materyal kısmına geçiş yapabilirim. Şimdi hemen binamın genel kısmını seçiyorum. Tap ile moda girdim. A ile hepsini seçiyorum. Hatta şöyle yapalım. Şuradan bir tane ne ekleyelim? şeydi. Editör açmamıza da gerek var mı? aslında var. Çünkü UV map ufak tefek oynamalar yapacağız. O yüzden açalım. Klavyeden U'ya basarak buna Cube Projection diyerek bir tane UV map ataması yapıyorum. Hemen gelelim bunun materyalinin atamasına. Shader kısmına geliyor Ve buradan da ne atamıştık? Plaster yani duvar. Hemen bunu tutarak modelin üstüne atıyorum arkadaşlar. Plaster geldi. Acaba ikinci materyal atadığımızda nasıl oluyor bilmiyorum. Edit modda mı atamamız gerekiyor acaba? Şöyle yapalım. Ben bu file browser'ı çok kullanmadığım için burada neden böyle bir şey yapıyor anlamadım. Ona ben bir bak hemen geleyim. Evet arkadaşlar tam bakacaktım ama aklıma bir yöntem geldi. Büyük ihtimal o dediğim yöntem olacak arkadaşlar. Tam da aslında bir deneme yaptım. Aynen oluyormuş tahmin ettiğim gibi. Şimdi bir objeye farklı materyaller atamak için şöyle bir yol izlemeniz gerekiyor. Şimdi buradan bir tane yüzey seçelim. Biz hepsini seçelim. Şuradaki plastiğimizi seçelim arkadaşlar. Assign dedik. Yani duvar kaplamamızı bunu atamış olduk. Z de şöyle materyal preview modunda bir gösterelim. Bana çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Onu da şöyle bakalım. Tabi buralarda objeler biraz fazla olduğu için burada hafif böyle donmalar falan bekleyecek bizi maalesef. Bekleyelim bakalım nasıl olacak görelim. Evet geldi şöyle hemen gösterecek olursam duvar materyalimiz burada bizi karşılıyor. Gayet güzel bir şekilde duruyor. Şimdi arkadaşlar ikinci materyal atacağımız yani zemin kısmını şöyle hızlıca ben bir seçeyim arkadaşlar. Evet şimdi bu bizim ikinci materyalimiz yani zemindeki parke kısmı olacak. Assign diyoruz ve obje moda dönüyoruz. Parke olacak kısma şöyle hemen objenin tam üstüne gelecek şekilde sürükleyip atıyoruz. Yani materyalin geleceği yere sürükleyip atıyoruz. Bu şekilde materyali atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer bakın şu şekilde yaparsanız yanlış olacaktır. Direkt objenin üzerine attığınız zaman direkt oradaki materyalin kendisini değiştiriyor. Direkt materyali atacağınız yüzeye doğru atamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani biz ne yaptık? Bu kısımda buralar seçtik biraz önce. Mesela yanlışlıkla şurayı da seçmişiz galiba. Bakalım aynen. Burayı tekrar plestre atıyorum. Şimdi biz bu kısmı ahşap atacağımız için ilk başta parke materyalini buraya bir tane boş bir materyal olarak atıyoruz. Assign diyoruz. Obje moda döndükten sonra parkenin bu kısımdaki materyalin direkt parke olacak yüzeylere doğru atadığımız zaman materyali değiştiriyor. Bu önemli bir detay arkadaşlar. Ben bu kısmı çok kullanmadığım için biraz önce keşfettim bunu da. Evet dediğimiz gibi bu tarz keşfetmeleri biz de zamanla yapabiliyoruz. Ben dediğim gibi file browser kısmı çok kullanmadım. Neredeyse adam akıllı ilk kez bu videoda kullandım diyebilirim. Hazır objelerle pek bir işim olmadığı için bu tarz sorunlar başımıza gelebiliyor. Şimdi parke kısmına şöyle hızlıca bir bakalım. Orada biraz ufak tefek bir UV map'te düzenlemeler yapacağız arkadaşlar. Hemen gelelim. Şimdi tapil edit moda girmemize bile aslında bu kısımda gerek yok. Parke kısmına geliyoruz. Buradan rotation değerini şöyle 90 derece döndürmek istiyorum. Evet genel anlamda büyüklüğü falan gayet güzel gibi duruyor. Buradaki kısımdan neyimiz var. Süpürgelik. Burada herhangi bir şekilde isim de verebilirsiniz veya bu şekilde bırakabilirsiniz. Ben bunu bu şekilde bırakacağım. Şimdi Z ile tekrar bir render moda bir geçelim. Bakalım nasıl duruyor materyallerimiz falan. Genel anlamda bir görelim. Buradaki materyal atama biraz saçma geldi bana ama bilmiyorum yani benden kaynaklı mıdır nedir anlamadım. Yani o tarz bir kısımda bir kullanım mantığı varmış arkadaşlar. O da önemli bir detay olarak aklınızda bulunsun. Şimdi bir hesaplama işlemi vesaire yapıyor. Hatta şuradan istatikleri falan bir açayım. En azından hani ne yapıyor ne ediyor bir görün. Şu anda bu sahnede 9 GB'a yakın bir RAM kullanımı var. Bilmiyorum yani bana çok abartı geliyor. Hazır model olduğu için de olabilir aslında. Sistemde 32 GB RAM olduğu için çok da benim için sorun teşkil etmiyor. Bakın burada bir hata verdi arkadaşlar. GPU memori error hatası verdi. Yani bunu anlama geliyor. Buradaki bizim yaptığımız işlemler yani kaplamalar vesaireler fazla geldiği için buna ekran kartımızın hafızası yetmiyor. O yüzden biz bunu CPU'da render işlemi alacağız anlamına geliyor. Yıllardır da hiç bu hatayı almamıştım. Benim için de iyi bir deneyim oldu arkadaşlar. Şimdi sahnemizdeki kullandığımız modellerin kaplamaları yüksek olduğu için arkadaşlar ekran kartımızın gücü yetmiyor diyebiliriz kısacası. Yani teknik detay kısmına çok girmiyor. O yüzden bu tarz bir hatayı birçok çalışma çalışmalarınızı alabilirsiniz. Arka plandaki HDR'dan kaynak bulabiliyor, boyut fazla gelebiliyor gibi gibi değerler olabiliyor arkadaşlar. O yüzden bunlar normal şeyler. Evet genel anlamda sahnemizi bu şekilde tasarlamış olduk. Şimdi ışıklandırmayı ben biraz da arttırmak istiyorum. Şöyle bir şey yapalım mı? Şuradan bir denoyuz aktif edelim. En azından hani gerçek zamanlı olarak şu noise'e bir gitsin. En azından bir fikir sahibi olalım. Evet genel anlamda gayet güzel diyebilirim arkadaşlar. Şimdi ışıklandırmayı biraz kademeli olarak yükselteceğim. Şimdi arkadaşlar bu kısımda sesle bir Biraz belki sıkıntı olabilir. Sıkıntıdan kastım. Kayıt esnasında denoyuzu aktif ettiğim için burada sisteme biraz fazla yük biniyor. O yüzden buralarda seslerde kayıt sırasında sıkıntılar olabilir. Şimdiden onu söyleyelim. Belki bunu dinlerken bile bir sıkıntı ile karşılaşmış olabilirsiniz. Arkadaşlar iç mekan çalışmasında ve genel anlamda film iş kullandığımız için buradan açıklandığıma yükselsek bile burada aşırı bir patlama olmuyor. Gerçekçi bir hafif bir patlama oluyor. Bu da gerçekçi bir sonuç sunuyor bize zaten. Film iş dediğimde aslında hemen şunu da göstereyim bu kısımdan. Color Management'dan şöyle gelelim. Bunu standart yaptığım zaman bakın ışıklandırma biraz daha böyle hatalı sonuçlarla bize gösterebiliyor. O yüzden bunu her daim film iş olarak tutun arkadaşlar. Ben kısa bir araştırma yaptım. Buradan standart haliyle bunu kullandığınız zaman yanlış bir hesaplama yapıyormuş. Bunu daha doğru sonuç alabilmek için film içi olarak kullanmanız gerekiyormuş. Şimdi 20 civarında gayet güzel diyebiliriz. Photoshop aşamasında da zaten düzenleme yapacağımız zaman daha da güzel ışıklandırma alacağız arkadaşlar. Ben buradan bir tık daha şöyle 30 civarına bir çekeyim bakalım nasıl duruyor bir görelim. En azından ben biraz daha şöyle ışıklandırma gerçek anlamda içeride bir görmek istiyor. Evet genel anlamda bu şekilde bir ışıklandırmamız olabilir. Belki bunu 25'e çektikten sonra Photoshop'ta daha koyu alanlarımız var ya mesela şu arkaya doğru yani bize doğru olan kısımları Photoshop'ta biraz da açabiliyoruz. Yani ışıklandırma konusunda orada müdahalelerimiz olacak zaten. O yüzden bu şekilde de bırakabiliriz. Evet genel anlamda ışıklandırmamız bu şekilde olacak arkadaşlar. Arka planda şöyle yapalım istiyorsanız film kısmından transparent hale getirebilirsiniz. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya şöyle yapalım. Transparent glass da diyebilirsiniz. Bunu da demeniz gerekiyor zaten. Bakın arka planı bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Veya hiçbir şekilde kapatmadan da kullanabilirsiniz. Buradaki tercih tamamen size kalmış bir şey. Evet ben bu şekilde kullanacağım. Hatta şurada bir tane lambamız varmış. Onu da bir silelim istiyorsanız. Evet bu şekilde kullanabiliriz belki diye düşünüyorum. Veya buradan bunu da transparent hale getirdikten sonra Photoshop'ta buralara bir şeyler ekleyebiliriz. Ben bu şekilde bırakacağım arkadaşlar büyük ihtimal. Dediğim gibi siz bunu istiyorsanız kapatabilirsiniz veya bize mi kapatalım bilemiyorum. Neyse hadi biz de kapatalım arkadaşlar. Belki Photoshop'ta bir şeyler ekleyebilir miyiz bilmiyorum. Yani bu kısımda niyeyse çok kararsız kaldım. Neyse hadi kapatmayalım arkadaşlar. Bu şekilde dursun. Tamamdır. Evet ışıklandırmamız bu şekilde olacak. Hemen layerlar kısmına geliyoruz. Hemen şu kısımlardan neyi açacağız? Şunu belki açabilirsiniz arkadaşlar. Denoise'ü buradan yaptığınız zaman sistemde donmalar, kasmalar oluyorsa şunu biraz daha açacak olursam arkadaşlar. Render bittikten sonra bir denoise işlemi yapıyor. Eğer o denoise işleminde bilgisayarınızda bir kitlenme oluyorsa daha doğrusu Blender'da bir kitlenme vesaire bir şey oluyorsa bunu buradan kapattıktan sonra arkadaşlar hemen şu iki tane seçeneği kapattıktan sonra şuradan denoise açıp da kullanabilirsiniz. Ben büyük ihtimal yine buradan kullanacağım. Şunları bir kapatmak istiyorum. Hemen yine geliyorum. Çünkü iç mekanda bilmiyorum yani bu biraz daha mı iyi sonuç veriyor. Nedir bilmiyorum. O yüzden bunu kullanacağım. Bu işlemi yaptıktan sonra Gloss kanallarını da açalım Bunları da kullanırız. Ambiyansı da kullanabiliriz belki diye düşünüyorum. O yüzden bunu da açıyorum. Tamamdır. genel anlamda ayarlarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Sample kısmına da geldiğimiz zaman sample değerini kaç yapacağız? Şöyle 300 veya 500-600 civarında tutabiliriz. 600 civarına getiriyorum. Performans kısmından da tiles değerini 256 yapıyorum. Bu kısımdan da genel ayarlarım bu şekilde olacak. Şöyle yapalım. Z ile tekrar solid moda geliyorum. Şimdi Ctrl-S ile projemi kaydetmek istiyorum ve buradan da ekran kartıma belki geçiyorum ama alacak mı almayacak mı bilmiyorum. Şunu bir ayarını yapalım arkadaşlar. Şu anda yeni bir ders serisi çektiğim için Blender'ımın ayarları biraz karışık. Blender temel dersleri çekiyorum arkadaşlar. Onu da bir söyleyeyim. O yüzden temel dersleri anlattığım için bazı ayarlar karışık gelebilir şu anda sizlere. Bana bayağı bir karışık gelen ayarlar olabiliyor. O yüzden böyle şeyler olabiliyor. Hemen şuradan da eski haline şunu getireyim. Yani render aldığımda imaj editörlerden birinde açsın diye bunu da ayarlıyorum. Tekrar bir render butonuna basalım. Bakalım render alacak mı? Yani bilmiyorum alırım almaz mı? En azından bir denemek istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi eğer ekran kartıyla render almaya çalıştığınızda sizde hata verirse şu anda ben de vermedim ama live render kısmında bir hata vermişti. Neyse çok da sorun değil. Şu anda render alıyorsa benim için iyidir. Şimdi render işlem başladı arkadaşlar. Render işlemimiz bittikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar.